Tunca Bengin İngiliz gazeteciden Çanakkale itirafları 1915-1916 tarihleri arasında denizde ve karada yapılan Çanakkale savaşları hakiki bir vatan savunmasıdır. Türkiye'nin ayakta kalmasını, kurtuluş savaşını ve cumhuriyeti mümkün kılmıştır sadece yaşadığımız toprakları değil dünya tarihini etkileyen tarihin akışını değiştiren bir olaydır. Yokluklar içinde bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekün direnişinin gerçek bir destanıdır. Bu destanın her satırında vatan duygusuna, inanç üstünlüğü ve insanlık onuru vardır. Bu onur sadece silahlı mücadeledeki kahramanlıklar değil, yaralı düşman askerini canı pahasına sırtına alıp karşı sipere taşıma ya da kendi öğün yemeği olan çavdar ekmeği ile çorbasını esir alınanlarla paylaşma gibi Türk askerinin verdiği insanlık dersleri örneklerinden de kaynaklanmaktadır. Yani Türk askeri savaşın sadece öldürmekten ibaret olmadığını tüm dünyaya bir defa daha göstermiştir. Hem de İtilaf devletlerinin her türlü savaş hukuku kurallarını yok sayarak sadece kan ve katliam hedeflemelerine rağmen. Çanakkale'de bu bağlamda sivil yerleşim yerleri, hastaneleri, yaralıları İstanbul'a taşıyan gemileri vurma, hatta Gelibolu'da İngilizlerin kimyevi gaz kullanma gibi yaptıkları sayısız insanlık dışı örnek var. Bunlar da münferit gelişen değil, en yetkili ağızlardan bizzat savaş talimatı şeklinde gerçekleşen ve hepsi tarihi belgelerde yer alan alçakça saldırılar, savaş suçları kapsamındaki olaylar. Ama bunların hiçbiri o dönemin Avrupalı gazetecileri tarafından duyurulmadı ya da çok farklı başarı varmış gibi anlatıldı. Dolayısıyla bundan sonra aktaracaklarım tam anlamıyla İngiliz savaş muhabiri Alice Ashmit Bartlett'ın itirafları niteliğinde. Savaş muhabiri Bartlett, İngiliz Deniz Bakanlığı Sivil Lordu Sir Alice Ashmit Bartlett'ın oğluydu. Daily telegrafta çalışıyordu. Fakat Çanakkale'de savaş muhabiri olarak bütün Londra basınını temsil etti. Avrupa ve Amerika gazetelerinde de yazıyordu. 26 Mayıs gecesi Majestic batırıldığında Bartlett bütün eşyalarını ve notlarını kaybetti. Bir süre için Londra'ya döndü. Anlattıkları yazdıklarına hiç benzemiyordu. 25 Haziran'da Çanakkale'ye tekrar geldi. 2 Eylül'de Gelibolu'da Avustralyalı gazeteci Kate Murdoch'la karşılaştı. Çanakkale'de olanların üst seviyede duyurulması konusunda Murdoch da aynı düşünceleri taşıyordu. Murdoch, Bartlett'ın İngiltere Başbakanı Herbert Asquith'e yazdığı bir mektubu Londra'ya iletti. Bartlett'ın 8 Eylül 1915 tarihli mektubu şöyle: Sayın Asquith, Burada olup bitenlerin gerçek mahiyetini bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bizim Türklere karşı kesin ve büyük başarılar kazanma yolundaki çabamız, Burnburn Savaşı'ndan bu yana tarihimizdeki en korkunç ve en pahalı fiyasko oldu. Ordu acınacak bir durumdadır. Muhteşem sömürge birlikleri neredeyse silinip gitmiştir. 29. Tümen inanılmaz kayıplar vermiş, en iyi subay ve erlerini kaybetmişlerdir. Türklerin mühimmat bakımından sıkıntı içinde oldukları, mühimmatı tasarruflu kullandıkları açıktır. Aksi takdirde bizi yarımadadan atabilirlerdi. Çok geç olmadan karşı karşıya olduğumuz zorlukları önünüze serdim. Gelibolu'da hazinemizin büyük bir kısmını harcadık ve henüz stratejik ehemmiyet taşıyan bir dönümlük mevki bile elde edilemedi. Bu mektubu bu şekilde göndermekle elbette sansürü aşmış bulunuyorum. Ancak sizin için esas olanın gerçek olduğunu bildiğim için bunda hiç tereddüt etmedim. Size özgürce yazmamı mazur göreceğinizi umuyorum. Bana inanın, saygılarımla. Bartlett 1916'da yayımlanan Çanakkale Deniz Savaşı'na dair Açıklamalar adlı kitabında da Churchill'in boğazın donanmayla bir defa daha zorlanması konusunda ikna edici olamadım sözüne karşı şöyle diyor. Bu ülkeyle donanmasını deniz tarihinde bir örneği daha görülmeyen bir felaket ve rezaletten kurtardığı için Lord Fisher'la Çanakkale'de bulunan deniz ve kara askeri ricaline şükran borçlu olmamız icap eder. Kısacası dememiz o ki bugün hala kirli ittifaklarla ülkemize dönük alçakça planlar peşinde olanlar öncelikle tarihi ve bu mektubu iyi okusunlar. Çünkü bizim cephede vatan duygusuna inanç üstünlüğü dün neyse bugün de aynı ve sonsuza dök öyle olacak. Silah ve mühimmat konusunda geldiğimiz noktada ortada. Yani hiç kimse, hiçbir ülke sakın aklından dahi geçirmesin, hayale kapılmasın. Tunca Bengin Milliyet Sedat Ergin Amerika'da Suriye'den çekilme tartışması büyüyor Tartışma ilk olarak Orta Doğu üzerindeki etkili haberciliğiyle bilinen El Monitor isimli haber analiz platformunda tecrübeli gazeteci Amber'in zamanın 14 Ocak'ta kaleme aldığı çarpıcı haberle tetiklendi. Ardından 24 Ocak'ta Amerika'nın önemli terörizm ve Suriye uzmanlarından Charles Lister'ın prestijli Foreign Policy dergisinin web sitesinde bu haberi teyit eden yazısıyla ivme kazandı. Bu iki yazı ana çizgi olarak Biden yönetiminin Suriye politikasını gözden geçirmekte olduğu, teknik düzeyde yapılan çalışmalarda Amerika'nın Suriye'deki askeri varlığını sonlandırmasına dönük seçenekler üzerinde durulduğunu duyuruyordu. Bu konudaki gelişmeleri 16 Şubat tarihli yoksa Amerika Suriye'den çekilmeye mi hazırlanıyor başlıklı yazımızda aktararak Washington cephesinde uç vermekte olan Suriye'den çekilme eğilimine dikkat çekmiştik. İlginçtir ki geçen yaklaşık bir aylık süre içinde bu konudaki tartışmanın tırmanmakta olduğunu gözledik. Amerika'da aralarında emekli orgeneraller, emekli büyükelçiler, emekli istihbaratçılar, düşünce kuruluşlarında Orta Doğu konularında uzman kanaat önderleri ve ve gazetecilerin yer aldığı son derece canlı bir tartışma sürüyor. Bu tartışma ana hatları itibarıyla Suriye'den çıkmanın yararlarını savunanlarla bu yönde bir adımın Amerika'nın çıkarlarına zarar vereceğini savunan iki ayrı görüş arasında şekilleniyor. Tartışmayı bir yönüyle halen Biden yönetimi içinde Suriye politikası üzerinde yürümekte olan çalışmaların bir yansıması olarak da görmek mümkün. Bu çerçevede Amerika cephesinde bütün aktörlerin kendi zaviyelerinden bu tartışmaya katılarak karar alma sürecine bir şekilde etki etmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Tabii Amerika çekilirse A PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'nin merkezinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri SDG'nin akıbetinin ne olacağı ve B bu senaryoda cezaevlerinde alıkonan DAEŞ'lı militanların nasıl zapt edilebilecekleri. Bu münazaranın üzerinde iki temel soru olarak asılı duruyor. Kuşkusuz bu farklı görüşlerin çarpışmasının hangi yönde nasıl bir sonuca varacağı, PKK'nın Suriye'deki varlığına dönük önemli sonuçlar doğuracak. Dolayısıyla Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Bugünkü yazımı bu tartışmada kritik gördüğümüz bazı görüşleri çok özet bir şekilde aktararak konuya dikkat çekmek istiyoruz. Daha önce de değinmiştik. Yönetim içinde bu konuda yürütülen hazırlıklara ilk ciddi itirazlardan biri 2019-2022 yılları arasında Amerika'nın Irak ve Suriye'den de sorumlu olan merkez komutanlığının başında görev yapan emekli orgeneral Kenneth McKenzie'den geldi. Orgeneral McKenzie, 14 Şubat'ta New York Times'da yayınlanan askerlerimizin Orta Doğu'yu terk etmesi zamanı değil başlıklı yazısında Charles Lister'ın makalesine atıfla yürütülen hazırlıkları eleştirerek bu yöndeki niyetlerin Amerika'nın bölgesel çıkarlarına ciddi zararlar vereceğini savundu. McKenzie çekilmenin İran'ın Amerika'yı bölgeden çıkarma hedefine yardımcı olacağını, ayrıca Suriye'de SDG'nin kontrol ettiği cezaevlerinde tutulan ve sayıları 10 bin dolayında olan DAEŞ militanlarının kaçabileceklerini, bu durumda örgütün yeniden dirileceğini savundu. Bu konudaki tartışmaları alevlendiren bir başka yayın, geçen 14 Şubat'ta New York merkezli The Century Foundation isimli köklü düşünce kuruluşunun Orta Doğu uzmanlarından Tanasis Kembenis'in kaleme aldığı bir makale oldu. Yeah. <laughs> Suriye'yi terk edin, İslami devletle mücadeleyi sürdürün başlıklı bu yazı, Amerika'nın dış politika ve ulusal güvenlik alanlarında uzman isimlerinin katkıda bulunduğu War on the Rocks isimli analiz platformunda çıktı. Kembenis bu yazısında Irak ve Suriye'de askeri güç bulundurmasının Amerika'yı İran'la bir savaşın içine çekme riskini taşıdığını belirterek çekilmenin artık kaçınılmaz hale geldiğini savundu. Yazar kalan DAEŞ unsurlarıyla mücadele edilebilmesi, bu çerçevede cezaevlerindeki DAEŞ militanlarını kontrol altında tutulabilmesi için bir strateji önerdi. Burada ilginç nokta Kambanis'in Amerika yönetiminin SDG'yi Esad rejimiyle birlikte çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini savunması. Kambanis böyle bir uzlaşının SDG'nin özel Kürt devletçiğini korumayacağını ancak daha sınırlı hedefleri güvence altına alabileceğini savundu. Kembenis'in makalesi üzerine aynı yayın organında bu kez Amerika'nın başkan Trump dönemindeki Suriye özel temsilcisi ve eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin bu görüşlere kuvvetli itiraz ettiği bir makalesi yayımlandı geçen cuma günü. Jeffrey'nin yazısı Suriye'deki Amerikan birlikleri çoklu misyonlar açısından kritik önemde onları tutalım başlığını taşıyor. Jeffrey'nin yazısının kayda değer bir noktası, Kembenis'i eleştirirken Amerika'nın Suriye'de askeri güç bulundurmasının DAEŞ'la mücadele dışındaki bir diğer jeostratejik hedefini göz ardı ettiğini söylemesidir. Bu jeostratejik hedef İran'a karşı konulmasıdır. Jeffrey geçici bir düzenleme olarak daha sınırlı ölçüde bir Amerikan gücünün tutulabileceğini, bu çerçevede Amerika'nın Türkiye ve Amerika'nın Suriye'de Kürtlerin önderliğindeki müttefikleri SDG arasında daha istikrarlı ilişkilerin kurulması için çalışılması gerektiğini ifade ediyor. Jeffrey her halükarda gözle görülebilir bir gelecekte SDG'nin varlığını sürdürmesini savunuyor. Kendisinin Esat'la SDG arasında ortaklık kurulması önerisine karşı çıkarken getirdiği gerekçe de not edilmeli. Jeffrey bu takdirde Suriye'deki özerk yönetimin devam edemeyeceğini, Türkiye'nin bu durumu memnuniyetle karşılayacağını söylüyor. Ancak Jeffrey'e göre bu düzenlemenin bir sakıncası Amerika'nın İran'ı baskılama çabalarına sekte vuracak olmasıdır. Ayrıca Amerika'nın çekilmesinin Suriye'nin kuzeydoğusunu Rusya, İran ve Esad güçlerine açacağını kaydediyor. Bu arada Herhalde Amerika'nın Suriye politikası konusunda en çok ses getirecek yazı, The American Conservative isimli muhafazakar düşünce kuruluşunun web sitesinde geçen pazar günü yayınlandı. Yazı Suriye'deki terörist müttefikimiz başlığını taşıyor. Makaleyi kaleme alan Nicholas Spyridon Kass isimli yazarın biyografisine bakmak, metni neden ciddiye alınması gerektiği konusunda yeteri kadar ipucu veriyor. Kass, Amerika yönetiminden 2021 yılında emekli olmuş bir şahsiyet. Daha önce Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA), Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray gibi kritik yönetim kademelerinde çalışmış, Amerika Dışişleri'nde Bakan Yardımcısı Vekilliği pozisyonuna kadar yükselmiş. Kas Beyaz Saraya bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi'nde istihbarat programları direktörlüğü görevinde de bulunmuş. Biyografisinden Türkiye, Yunanistan konuları ve Kürt sorununda azımsanmayacak bir uzmanlığının bulunduğu anlaşılıyor. Kas yazısında eski Central Command komutanı General McKenzie'nin alıntı yaptığımız New York Times'daki makalesine yanıt vererek başlıyor. Kas, McKenzie'nin okurları açısından talihsiz bir durum var çünkü SDG'nin gerçekte ne olduğunu açıklamıyor. Burada bir problem yatıyor diye söze giriyor. Kas SDG'nin adının aslında bir örtmece işlevi gördüğünü, SDG'nin özünde PKK isimli terör örgütü olduğunu, Amerika'nın da PKK'yı terörist olarak tanımladığını anlatıyor. Marksist kökenli örgütün şiddete dayanan totaliter bir ideolojiyi savunduğunu belirtiyor. Yaklaşık 7 sayfa tutan yazısında Kas, Amerika'nın PKK SDG politikasını yerden yere vuruyor yönetime ve Amerika medyasına bu gerçeği sakladıkları noktasında oldukça ağır eleştiriler yöneltiyor. Amerika'nın SDG ile işbirliğinin geçici, taktik ve ver ala dayanan bir ilişki olduğu yolundaki tezini de gülünç olarak nitelendiriyor. Keza Amerika'nın Suriye politikasını geçmişteki Afganistan politikasına benzeterek yönetimin Suriye'den bir çıkış stratejisinin olmadığını ileri sürüyor. Bütün bu yazıların ancak çok kısa bir özetine aktarabildik. Yine de hepsi yan yana geldiğinde karşımızda beliren fotoğraf, Amerika cephesinde sürmekte olan canlı tartışma hakkında yeteri kadar fikir veriyor olmalı. Özellikle Kasım ayındaki Amerika başkanlık seçimine gidilirken konunun iç politikayı da yakından ilgilendirmesi nedeniyle tartışmanın daha da ciddi boyutlar kazanması ve önümüzdeki döneme dönük sonuçlar yaratması şaşırtıcı olmayacaktır. Sedat Ergin Hürriyet